Mehmet'i Elizalar 67 haftadır buradayız. Alevilere katliam Kerbela'dan bir yana devam ediyor. Şanlıurfa Hüseyin Nesimi'de, Mazlumi'de yani Yavuzların katliamından Cumhuriyet'e kadar hepsi devam ediyor. Ama şöyle bir şey var. Bu katliamlara rağmen hoşgörümüzden, sevgimizden, en önemlisi insan sevgimizden hiç adım vermedik. Piron kurulduğu günden bu yana o gözünüz cennet misali baktığınızda gözle sevgiden, barıştan, hoşgörüden hiçbir zaman vazgeçmedi. Türklerin tüm güzelliklerini ekranına yansıtmaya çalıştı. Farklı dilleri, farklı inançları, hatta Alevilerin bir ürünlerini tanımadığı yol bir sürek bildir dediği bunu ekranda buluşturdu. Herkesi ekrana bağladı. Bir gün geldi ki o Şahin Erdem Hüseyin yani 13 imamlar orucunun olduğu gün televizyonumuz kapatıldı. O gün bugün sesimizi bir televizyon olarak, piyvar olarak, Aleviler olarak, Alevilerin sesi olarak burada duyurmaya çalışıyoruz. 6 hafta önce kameraman arkadaşımız Kemal Demir alındı. Ondan sonra yöneticilerimiz alındı. Benim pirim, pir beni büyük şahin. Hızır Ünder Hoca'nın bedelerinden pir beni şahin, büyük şahin alındı. Ve peşinden Gerek Uyurancımız, yoldaşımız, emekçi arkadaşımız Veli Haydar Pireç alındı. Bugün bizim için çok önemli bir gün. Ne yazık ki iki deli arkadaşımız yani benim pirim büyük şahinde Veli Haydar Güneş'le dünya gazetecilerin olduğu gün iki gazeteci alınıyor. Tesadüftür. Bakınız televizyonun kapatılma ve arkadaşlarım iyice alınma girmeye baktığımız zaman tarihler nasıl kapatılır olan yorumunu size bırakıyorum. Çünkü ikisi de gazeteciydi, ikisi de bu toplumun aydınıydı, biri dedesiydi. Alevilik adına farklı dilleri de ekrana yansıtan iki tane değerli yüce insan ve yüce altınlar var. Bugün ne olduğunu da bilmiyoruz. Niçin? Neden? Göz akıllandıklarını da bilmiyoruz. Çünkü o iki arkadaşımız, iki yoldaşımız her hafta burada, özellikle böyle bir işlerin burada konuşuyordu. Günün Türkiye'deki bütün olanları ve hangi tarihe Alevi katliamları, Alevi olayları görmüşse onu anlatmaya çalışıyorlardı. Maalesef bugün iki veri de gözaltındalar. Ne zaman Fransızlar çıkar onu da bilmiyoruz. Benim de benim büyük şahitlerimiz olsun, Ali Haydar Güneş canımız olsun, Kemal canımız olsun. Uzun bir süreçtir beraber biz Alevi toplumuna hizmet ediyorduk. Türkiye'nin her yerinde her gün değişik çerçevelerde programlar yaptık. Alevi topluma hizmet etmeye gayret ettik. Ama görünüyor ki bugün biz hak dedikçe, halkların kardeşliği dedikçe, birlik beraberlik dedikçe birileri inadından sevgili dostlar kavga diyor, savaş diyor. Barış dedikçe onlar kirli amellerini, kirli söylemlerini dillendiriyorlar. Bu çerçevede gerçekten yüreğimiz bizim yanıyor. İvedi bir şekilde sevgili Veli dediği Veli Haydar Güneş abimizi, sevgili Kemal Demir kardeşlerimizi bizim aramıza ve diğer tutsakları, bu insanlar şu an içeride tutsak konumdalar değerli dostlar. Neyle suçlandıklarını bilmediğimiz kanun hükmünde kanunnamelerle içeri alınan canlarımız, dostlarımız, sevgili dostlar. Sayın Cumhurbaşkanı hep şunu söyler. OHAL sürecinde kim etkilendi? Evet, hepimizin şu an etkilendiğini söyleyebiliriz. Ekranlarımız kapalı. Yüreklerimiz bu konuda gerçekten çok yanık bir vaziyette. Şu an on binlerce insanımız şu an içeride. Geçen sevgili Kemal Demir ağzında onun 6-7 aylık şu an çocuğu yüksül bir şekilde sevgili dostlar babasının hapiste o rehin tutsak sürecinin bitmesini bekliyor. Bu bir zulümdür diyoruz. Yüzyıllar boyunca zalimlere karşı direnen cümle mazlumlardan taraf olan yoldaşlarımızı yad etmek üzere sahillerimizi gönül kâbemize koyalım. Allah Allah, Allah Allah. Ya Hak, durduk divanına, sığındık senin inayetine. Senin bizlere emrettiğin üzere hak demeye, şah demeye, Pir Sultan Abdalların ve zalimlere karşı direnen
cümle erenlerin yolundan yürümeye devam ediyoruz. Haksızlık karşısında tutmayarak dilsiz şeytan olmadan o yolu, o onurlu mücadeleyi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu onurlu ve gururlu mücadelenin izinden giden cümle canların üzerinden Hızır'ın elini eksik etmeyiz. Cümlemizi o boz atlı Hızır'ın katarından ayırmayız. Gerçeğe, hür mümine ya Ali. Baskının, zulmün olduğu bir dönemde siz değerli canlar, kıymetli basın mensupları, hepinize saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın. Veli Büyükşahin dedemiz, Veli Haydar Güleç ve Kemal Demir onurumuzdur. OHAL ve kanun hükmünde kararnameler ile 130 bin üzerinde kamu emekçisinin ihraç edildiği 1412 dernek, 139 vakıf, 37 radyo ve 33 gibi kanalın kapatıldığı, ayrıca kendilerinin bekaları için silahlı çetelerin yani Halk Özel Hareketi adı altında dernekleştiği, yüzlerce siyasetçinin tutuklandığı, cezaevlerinde tek tip kaosun yaşandığı, yüz binlerce kişi hakkında gözaltı işlemlerinin yapıldığı, on binlerce insanın cezaevlerine doldurulduğu, hayatın her alanında gerici, antidemokratik, faşizan uygulamaların yerleştirildiği karanlık bir dönemde geçmekteyiz. Yaşadığımız süreçte düşünce ve ifade özgürlüğü neredeyse ortadan kaldırılmış, AKP'nin haksız, hukuksuz, keyfi uygulamalarına eleştiri getiren, muhalefet eden tüm kesimlerin susturulması için OHAL seferber edilmiştir. Darbe ve darbecilerle mücadele adı altında çıkarılan OHAL 1,5 yıldır uygulamadadır. Ve gerçek anlamda cemaatle bir mücadele yürütülmemekte ve hatta aynı anlayışla devlete yerleşmeye çalışan cemaatlere fırsatlar sunulmaktadır. Bütün dünya biliyor ki OHAL ve kanun hükmünde kararlar aracılığı ile gerçek anlamda mücadele tüm muhaliflere karşı yürütülmektedir. Onlarca muhalif gazeteci içeridedir. Binlerce akademisyen, aydın, yazar, çizer hapse atılmış veya haklarında adli soruşturmalar açılmıştır. Ve bu baskı ve sindirme rejimi hız kesmeden devam etmektedir. En son mesleğini onuruyla yapan gazeteci dostlarımızın 10 Ocak gece yarısı evlerine yapılan operasyonla ters kelepçe takılarak gözaltına alınması bu baskı ve sindirme rejiminin devamıdır. Baskılar bizi yıldırmaz! Aralarında Alevilerin katkıları ile kurulmuş ve AKP iktidarı eliyle kapatılmış olan TV10 yöneticilerinin de bulunduğu birçok kişi gözaltına alınmıştır. Bunlardan biri de TV10 Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Veli Büyükşahin ve bir diğeri de yine aynı televizyonun yayın kurulu üyesi ve programcısı Sayın Veli Haydar Güleç'tir. Veli Büyükşahin aynı zamanda bir Alevi dedesidir. Bu durum muhalif basına ve demokratik kamuoyuna yönelik bir sindirme operasyonudur. FETÖ ile her türlü duygusal, düşünsel ve ekonomik ilişkisi olan ve devletin her kademesinde görev yapanlarla ilgili hiçbir şey yapmayan siyasi iktidar ömrünü bu tür gerici, şeriatçı ve işbirlikçi cemaat örgütlerine karşı mücadeleyle geçirmiş olan aydın gazeteci yazarlara zulüm etmektedir. Özgür basın susturulamaz! Özgür basın susturulamaz! Bu zulmü gerçekleştirirken de bilinçli bir biçimde Alevileri ve onların kurumlarını hedef alarak provokasyon ortamı hazırlamak istemektedirler. Bizler yoldaşlarımızın gözaltına alındığı ilk günden beri biliyoruz ki asıl amaç Alevileri esir almaktır. Onlar Pir Sultan'ın direnciyle Alevi hak mücadelesine emek veren canlarımızdır. Bizim inancımızda analar, dedeler, kanaat önderleri barışa ve barıştırmaya hizmet eder. Veli Büyükşahin, Veli Haydar Güleç ve Kemal Demir
barışa elçilik yaptığı için özgürlükleri çalındı. Hiç kimse inancının gereği olan barış elçiliğinin yaptığı için esirgenmez edilemez ve yargılanamaz. Bizim tek yargı makamımız Dar-ı Mansur makamıdır. Eyvallah. Veli Büyükşahin dedemiz, Veli Haydar Güleç ve Kemal Demir başta olmak üzere gözaltına alınan canlarımızın derhal serbest bırakılmalı ve AKP iktidarı Aleviler üzerinde ülkeyi içine sokmaya çalıştığı politikadan bir an önce vazgeçmelidir.